Atölye'ye hoş geldiniz. Ben Ata. Ben Sadri. Evde kaldığımız şu günlerde Küçükçekmece Belediyesi ile birlikte evde çocuklarınızla keyifli vakit geçirmeniz için oldukça eğlenceli kukla atölyeleri hazırladık. Ben sabırsızlanıyorum. Bir an evvel başlasak mı kukla öğretmeye? Bence de. Biz hazırız. Bizi dikkatlice izleyin. Sadri, tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, seni sormalı. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sana yine çok güzel bir kukla atölyesi hazırladım. Şimdi, eskiden çocukluğumuzda elektrik gidince ne yapardık? Ben hep şey yapardım. Mum ışığını duvara gölge tiyatrosu yapardım ellerimle. Kuş yapardık. Kuş. Köpek. Yapardık. Sonra ne olduğunu anlamaya çalıştığımız parmak hareketleri yapardık. Biraz o günlere dönelim istiyorum ama bu sefer böyle taşınabilir, odanın farklı yerlerine taşıyıp ailemize, arkadaşlarımıza yayın falan yapabiliriz. Ama evdekilere de bir gölge tiyatrosu yapalım. Tamam, derim. Çok güzel. Şimdi bunun için yine kartona ihtiyacımız var, mukavvaya ihtiyacımız var ya da koli sayfalarına ihtiyacımız var. Şimdi bunun için büyüklük tamamen bize kalmış bir şey. O yüzden net ölçü vermeyeceğim. Sadece dikkat etmemiz gereken bazı ölçüler var. Birbirine tam uyuşması için. Ama sahnemizin boyutunu, şekline biz kendimiz karar vereceğiz. Ben burada sadece sana temel yapılmayı, iskeleti yapmayı göstereceğim. Sen evde istediğin gibi bunu şekillendirebilir, istediğin gibi boyayabilir, kaplayabilir, kendine ait bir gölge sahnesi yapabilirsin. Aynen. Şimdi burada bugün beraber çalışacağız. Tamam. Bana yardım etmeni istiyorum. Tamam. Böyle tek parça bir kartondan önce bir çerçeve sahne yapalım. Tamam. Bunun için şöyle cetvelimizi hem ölçü olarak da kullanalım. Yani şu genişlik iyi mesela. Evet. Ben şuradan çizeyim. Şimdi bu tarafa gelelim. Sen o taraftan çizebilir misin? Tamam. Evet. Şöyle. Şimdi ben bu tarafı çizeyim. Tabii elimizdeki malzemelerle en iyi sonuç veren çalışmaya ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi neden böyle bir şey yaptık? Şu dışarıda kalan parça bizim sahnemizin ön cephesinin yüzeyi olacak. Evet. Şimdi bunu istersen maket bıçağı yardımıyla keselim. Tamam. Ama evdeki küçük arkadaşlarımız mutlaka bir büyüğünden yardım istesin bu konuda. Evet. Dikkatli bir şekilde şu parçayı zemine çok bastırmadan şurayı kesmiyorum. Yani çizgi devam etmiyorum. Evet. Bir çerçeve çıkartacağız. Bir çerçeve yapmaya çalışıyorum şu an. Ben kesin diyorsam. Evet. Bu parçayı daha sonra çalışmalarda kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Şimdi çıkardığımız bu çerçeve bizim ön sahnemiz olacak. Yani yukarı kaldırdığımızda seyircinin burada olduğunu düşünelim. Biz arkada az sonra yapacağımız tasvirlerimizi, tabii bunun için bir ışık kaynağına ihtiyacımız olacak. Masa lambasını kullanabiliriz. Çok güçlü ışık vermeyen, loş ışığı olan, işte büyüklerimizden izin isteyerek onların telefonlarının flash ışığını kullanabiliriz. Şey geldi aklıma, ufak
hani nostaljik olsun diye tea light'lar vardır, böyle mumlar. Aa evet, evet onlar olabilir. Yani bir ışık kaynağına ihtiyacımız dikkat var. Dikkat etmek kaydıyla evet, tabii ki. Evet. Şimdi tabii tasvirlerimizin gölgesinin düşmesi için ön yüzeyine bir perde yapmamız gerekiyor. Kumaş, yani beyaz kumaş olabilir. Evet. Ama onun ışık geçirgenliği de önemli. Çok, çok kalın olmaması. Kalın olmaması gerekiyor. Bu yüzden eminim hepimizin evinde, mutfaklarında annelerimiz şöyle ya da ailemiz fırın kağıdı kullanıyordur. Evet. En uygun malzeme bu olabilir. Zarar görse de hemen yenisini tekrar uygulayabiliriz. Şimdi burada bunu yapıştırmadan önce tabii çerçevenin yapacağımız kağıda daha büyük olmamasına özen gösterelim. Çünkü bu kağıdı yapıştırdığımızda ya da bantla yapıştırdığımızda ışık vurduğu zaman onun gölgesi istenmeyen bir görüntü yaratabilir. Evet. O yüzden kağıdımızın uzunluğu ve genişliğine göre çerçevemizi ona göre tasarlarsak daha doğru olur. Evet. Şimdi burada şöyle yapalım istersen. Şurada hemen kesiyorum ben. Evet. Mesela şu şöyle şu üzerini kullanalım. Biraz bu parçayı şöyle içeride tutalım. Tamam. Çünkü yapıştırmak için katlayabiliriz. Hiç problem değil. Evet. Evet, şimdi kestiğimiz yağlı kağıdımızı, yani fırın kağıdımızı yine biz atölyemizde elimizin altında sıcak silikon varken yapıştırıyoruz. Farklı olarak stick yapıştırıcılar var. Bununla yapıştırabiliriz. Şimdi kuruma süresini hesaplayacağımız için uzun sürmesin diye biz sıcak silikon kullanalım. Bantla yapıştırabiliriz. Senin çift taraflı bantın olduğunu söylemiştim. O da olabilir. O da belki olabilir. Şöyle elimize zarar vermeden mümkün olduğu kadar gergin olmasına dikkat edelim. Şurayı alayım şöyle. Biraz gerdinleri çekiyorum bana doğru. Evet. Şöyle yapıştıralım. Şimdi ön yüzeyden baktığımızda böyle bir çerçevemiz oluyor. Evet. Tabii bu çerçevenin seyirciye bakan kısmına, yani bu tarafa boyama yapabiliriz. Keçelerle, evalarla, el işi kağıtlarıyla farklı desenler, farklı yüzeyler yaratabiliriz. Hatta buraya bir yarım parça yapıp içini oyup, ki az sonra göstereceğim onu, kendi tiyatromuzun adını yazabiliriz. Evet. Yani yine tamamen bizim hayal gücümüzle sınırlı. Şimdi bunu ters çevirelim. Tamam. Yine önceden hazırladığımız, özellikle bir ölçü vermiyoruz. Çünkü boyut sizin elinizdeki malzemeye göre değişebilir. Bunun daha için küçük de olabilir. Daha küçük de olabilir. Evet. Şimdi üç parçamız var. Şöyle yapalım. Yani elimdeki malzemede şöyle bir kısım vardı. Özellikle yapmadığım için öyle denk geldi. Kesmek istemedim. Belki tutarken, taşırken oralardan tutup taşıyabilirim. Şimdi sahnemizin ayakta durması için şöyle bir yol izleyeceğiz. Şu uzun parçayı buraya yapıştıracağız. Tamam. Ve yan duvarlarını oluşturacağız. Şu şekilde. Evet. Yani bir dikdörtgen kutu yapıyoruz. Burayı da kapatabiliriz. Evet. Ama benim elimdeki malzeme bu kadardı. Üst tarafı da kapatabiliriz. Kapatmasak da olur. Ama alt tarafa ihtiyacımız var. Çünkü kutuyu ayakta tutacak olan
bir iskelet yapıyoruz şu an. Evet. Anladım. Şimdi öncelikle şu tahtayı yapıştırmak için senden yardım isteyeceğim. Tamam. Yine dikkatli bir şekilde sıcak silikon yardımıyla burada bunu yapıştırmak için sıcak silikonumuz yoksa yine bantlarla yapabiliriz. Evet. Evet, bu tarafı yapıştırdık. Şimdi diğer tarafı çevirelim. Evet, şimdi bu duvarı da tamamladık. Ön taraftan baktığımızda böyle ayakta duran bir çerçeve sahnemiz oldu. Evet. Yine altını çizmekte fayda var. Tiyatromuza ek bir parçayla istediğimiz gibi kesip dış cephesini farklılaştırabiliriz. Şimdi gelelim tasvirlere. Tamam. Biliyorsun gölge tiyatrosu dediğimizde ilk aklımıza gelen şey hangi karakterler olur? Genelde Karagöz ve Hacivat'tır. Karagöz olur. Evet. Geleneksel olarak Türkiye'de. Evet, biz Bursa'da olduğumuz için çok şanslıyız. Müzesine de gidiyoruz. Ve her yerde Karagöz ve Hacivat'ın figürlerine denk geliyoruz. Denk geliyoruz. Ama bu çalışmada biz bir Hacivat Karagöz yapmayacağız. Hı. Tabii ki arkadaşlarımız yapabilir. Evet. Ama bunun için farklı, şu an evimizde olmadığını düşündüğümüz özellikle deri parçaları, ki bu deriyi de Hacivat ve Karagöz ustaları büyük bir titizlikle, özenle hazırlıyorlar. Evet. Ama biz alternatif neler yapabiliriz? Kendi hikayelerimizi nasıl oluştururuz? Belki ilerleyen zamanlarda arkadaşlarımız bizler gibi sevdikleri işi yaparlar ve kuklacı olurlar. Ya da Karagöz ve Hacivat oynatırlar. Ama biz şu an amatör olarak evimizde hem bu konularda kendimizi geliştirmek hem de güzel vakit geçirmek için böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi sahnemizi kaldıralım. Evet, şimdi bu bölümde de istersen kendi gölge tasvirlerimizi hazırlayalım. Tamam. Bunun için benim elimde düz siyah karton var. Ama yine altını çizelim. Başka nasıl malzemeler kullanabilirdik? Eğer mevcutsa asetat dediğimiz şeffaf plastikler vardır. Evet, yani şöyle en uygun dosya kağıdı mesela. Evet. Ama bunu az sonra anlatayım. Olabilir. Yani normal bir kartonu siyah renge de boyayabiliriz. İlla siyah olmasına çok da gerek yani yok. Farklı bir renkte de olabilir. Evet, ben tasvirlerim hepsini siyah bir formda yapmak istediğim için böyle bir karton kullanacağım. Evet. Ama yine sahnemizi yaptığımız gibi mukavvalar ya da daha tek başına ayakta durabilen, hani bükülmeyen bu materyaller kullanabiliriz. Şimdi yine burada tamamen kendi hikayemi sahneleyebilecek şeyler çizeceğim. Yani mesela bir ay çizelim. Tamam. Sen de bu arada bir şeyler çizebilirsin. Tamam. Ben de bir şey yapayım. Kediyle köpek kedi çizeyim. Harika, peki. Evet, şimdi çizdiğimiz bazı tasvirler var. Onları keselim. Ve bunları nasıl sahnede oynatabileceğiz, o konuya gelelim. Tamam. Tabii burada önemli olan kendi hikayemizde ana karakterler neler? Yani canlı, cansız neleri kullanacağız? Basit şekilde bunları, bu tasvirleri yapabilmek. İlk hedefimiz bu. Az önce böyle şeffaf dosya kapağından bahsetmiştik. Evet. İstersek biz renkli tasvirler de yapabiliriz. Yani bu malzemelerle. O da şu. Mesela ben şu arabanın camlarını renkli yapmak istiyorum. Bunun için öncelikle bu camları içine boşaltalım. Hı-hı.
Evet, ben çizdiğim arabanın camlarını, içini dikkatli bir şekilde çıkardım. Şimdi bu dosyadan bir parça kesmiştim daha önce. Hı-hı. Böyle şeffaf bir parça. Stick yapıştırıcı kullanabilirim. Çünkü hı-hı, sıcak silikon burada bu malzemeye zarar verecektir. Arabamın iç yüzeyine bu yapıştırıcıdan uygulayıp bu parçayı buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunu renklendirebiliriz. Burada şöyle asetatlı kalem dediğimiz özel kalemler var. Bunları kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Mesela ben basit fonda bir içine şoför çizeyim. Direksiyon burada olsun. Ve direksiyonu tutsun. Arka cama da mesela yeşille renk verebilirim. Işık kaynağında bu rengi görebileceğiz çünkü. Hikayemizde bir mekan yaratacaksak bu tarz bir şey de çizebiliriz. Yani bir ev, yanında bir ağaç, bir tepenin üzerinde tasarlayabiliriz. Ağacı renklendirebiliriz, evin camlarını renklendirebiliriz. Onun için yine yapıştırıcı uyguluyorum iç yüzeye. Ağacın da iç tarafına yapalım. Evet. Kısa bir kuruma süresinden sonra ben yeşille ağaca hafif renkler verebilirim. Hatta bu ağaçta elmalar da olsun. Bunlar bizim yaptığımız basit göstermelik tasvirler. Peki Hacivat Karagöz'deki gibi iki parçadan oluşan hareketli tasvirlerde ne yapabiliriz? Ben önceden hazırladığım bir çalışma var. Yani bir ördek tasviri. Maşarapti'ye dediğimiz bir malzeme var. Evet. Bu çok yumuşak bir malzeme. Şuradaki hareketi vermesi için kullanabiliriz. Ama bunu alternatif iple de bağlayabiliriz. Şey olabilir, belki küçük düğmelerle evet, iki tarafına şey yapıp hani raptiyenin şeyi gibi yapabiliriz. Bu şekilde bir hareket verebiliriz. Yani Hacivat ve Karagöz gibi yürüyebilen, eğilebilen, evet, insan formunda tasvirler de üretebilir. Ya da hayvan figürleri de yapabiliriz. Bunu özellikle göstermek istedim. Şimdi sahnemizde son bir işlem daha yapacağız. Tamam. Her tasviri elde tutmamak için onları ayakta tutabileceğimiz, ben şöyle bir parça hazırladım. L bir parça. Evet. Onu sahnemizin alt kısmına bu şekilde yapıştıracağız. Tamam. Bu sayede tasvirleri bunun üzerine koyup sabitleyebiliriz aynı zamanda. Ya da istediğimiz zaman alabiliriz. Yine bunu da, tabii bu şart değil, evet, bunu da yine aynı şekilde silikonla buraya yapıştırıp üzerine hatta ufak oyuncaklar koyup onların gölgesinin nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü de deneyimleyebiliriz. O yüzden böyle geniş bir parça yaptım. Ufak figür oyuncaklarımız olabilir ya da oyuncaklardan bir şeyler inşa edip onun gölgesinden bir şeyler yaratıp evet, faydalanabiliriz. Bunu da böyle göstermek istedim. Evet, nasıl sence evde kolayca yapabileceğin bir sahne değil mi? Evet, gayet basit. Basit. Temel olarak elimizin altındaki malzemelerle, yani bir fırın kağıdından nasıl bir gölge tiyatrosu yapabiliriz? Kartonlardan nasıl basit figürler yapabiliriz? Burada önemli olan
eğlenmek ve güzel vakit geçirmek. Aynen öyle. Geldiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu akşam yine sana evde iş çıktı. Evet. Umarım güzel şeyler yaparsın. Umarım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.